Hosting Festivali benim bu üçüncü katıldığım program. İstanbul'da birincisine katılmıştık. Çok coşkulu bir programdı. Sonra Antalya ve Ankara geldi. Tabii İstanbul kadar olmasa da buralarda da ilgi çektiğini görüyoruz. En azından önümüzdeki dönemlere daha fazla bir yatırım olduğunu düşünüyorum. İnsanların Türkiye'de hosting kavramını hep duyuyorlar ama bunun somut olmadığını düşündüklerinden dolayı böyle bir etkinliği ben açıkçası önemsiyorum. Yani hem hukuki tarafı, hem güvenlik tarafı, hem yatırım tarafı hepsi konuşuluyor bu festivalde. Ben genelde siber güvenlik tarafıyla ilgileniyorum. Hostinglerde de aslında en temel bileşenlerden birisi güvenlik. Yani güvenlik olmadığı zaman hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yani hani güvenliği biraz şeye böyle, sağlığa benzetiyoruz biz. Elden gittiği zaman değeri atfedilen bir konu. Maliyetli de bir konu ama hosting ortamlarında güvenliği yaptığınız zaman müşterileriniz daha mutlu oluyor. Müşterilerinizin bilgisi çalındığı zaman bunu geriye getirecek maddi bir parametre yok. Yani müşteriyi kaybetmek tek başına bir şey değil. Gerçekten vicdan azabına da sebep olabiliyor. Dolayısıyla burada ilk program olarak siber güvenlikle açtık. Yani genelde hosting etkinliklerinde güvenliği en sona atarlardı. Bu sefer Selçuk abi sağ olsun ilk başa koydu. Yani önce güvenlik dedik, öyle devam ettik. Dünyaya baktığımız zaman bütün hosting firmalarının artık Security Operation Center diye birim kurduklarını görüyoruz. Yani müşterilerinin güvenliğini müşteriler istemese de izlemek zorundalar. Çünkü bir müşteri kendisinin güvenli olduğunu düşünüyor, hackleniyor. Ondan sonra diğer müşteriler de ondan örnek alarak hosting firmasını bırakabiliyor. Dolayısıyla hosting firmaları başta müşterilerini düşünerekten temel bir güvenlik alıyorlar. Güvenlik öyle bir şey ki baştan az bir yatırım yaptığınızda aynı sağlık gibi, yani günlük düzenli koşu yaparsanız, spor yaparsanız, yediğinize dikkat ederseniz ömür boyu belki hastalanmadan geçirebilirsiniz. Maliyetiniz düşmüş olur ama Allah korusun bir hastalık geçirdiniz. Bunun maliyeti, hem maddi hem mali maliyeti vücuda daha fazla oluyor. Bizim siber güvenlikte de aynen böyle. Yani başta temel bazı parametreler düşünülmediğinde çıktıları çok kötü olabiliyor. Yani müşterinin, mesela bir müşteri vardı, kredi kartı bilgileri çalındığında bunu hesap edemiyorsunuz. Çünkü kart basımından tutun da onun satılması, müşterinin memnuniyetsizliği, hosting kavramına olan genel güvensizlik ön plana çıkıyor. İnsanlar o zaman ne yapıyorlar? Benim genel çevremde gördüğüm, hosting firmaları güvensiz, o zaman biz kendimiz bunu host edelim, kendimiz bunu yapalım diyorlar. Bu da aslında cloud'un, yani dünya bir tarafa gidiyor, biz tersine gitmiş gibi oluyoruz. Bunu biraz yenmek lazım. Genel olarak güvenliğe özel olarak dikkat eden hosting şirketi yok diyebiliriz. Bir iki tane var, istisna sayabileceğimiz bilinenlerde ama geri kalanların belki 700'e yakın orada firmadan bahsediliyordu. Bunların herhalde %95'i için güvenlik sadece bir masraf. Yani buradan şöyle bir tanım var, işte güvenlik lüks değil, gereksinimdir diyoruz. Aynı arabaya binildiğinde emniyet kemeri şu an bir gereksinim. Yani kimse bir araba alırken emniyet kemeri var mı diye sormaz. Zaten kanuni olarak gelir. Şu an biz siber güvenliği hosting ortamlarında da sanki ayrı bir konu değil, bu içinde olması gereken, içermesi gereken bir konu olarak yaklaşıyoruz. Böyle olmaya başladı dünyada. Çünkü cloud ortamına olan güvensizlik bu sızıntılarla, hacklemelerle çok artmaya başladı. Cloud ortamına, yani ben sizin datanızı istiyorum ama bu datanızı iyi bir şekilde sakladığımı gösteremezsem siz bir kere verirsiniz, bir kere hacklendiğinde başka birisi, bir daha kimse vermez. Dolayısıyla güvenliği hosting firmaları biraz daha bence ön plana çıkartmalı lazım. Hatta bana göre aralarındaki rekabeti gördüğümde ben mesela seçeceğim zaman sadece fiyat değil, yani bakıyorum böyle lokasyonu, işte müşterileri, ama eğer daha güvenli olduğunu hissetsem veyahut da böyle bir reklam yapsalar, bir marketing stratejilerine güvenliği de koysalar bence farklı bir kanal yakalayabilirler diye düşünüyorum. Çünkü insanların buna ihtiyacı var. Mesela biz bir proje yapıyoruz yurt dışına, bizden şey istiyor işte. Güvenlik sertifikaları 27001'de şuydu buydu olan bir hosting firmasına durmanız gerekiyor diyor. En pahalısı olmasına rağmen biz gidip orada duruyoruz. Çünkü diğer türlü benim o yatırımı yapmam gerekiyor. Ve bugüne kadar en tehlikelisi rastladığım herhalde 60 tane hosting firmasının ya da 60 ya da 70 aynı anda hacklenmesiydi. O da işte WordPress Türkiye'deki bir problemden dolayı. Şimdi hosting firmaları genelde web uygulamaları, bizim weblerimizi tutmak için kullandığımız yerler. Webde öyle vefasız bir yer ki, yani bir satırlık kod değiştiğinde bütün güvenliği tamamen değiştirebilecek bir mekanizmaya, metabolizmaya sahip. Hosting firmaları genelde iki sebepten dolayı gol yiyorlar, hani bizim tabirimizde. Bir, kullanıcıların kullandığı username, passwordler. Yani kim bilir ki benim panelimi diyor, oraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 koyuyor. Bunu birileri izliyor. Yani bizim profesyonel olarak görevimiz aslında bunları bulmak ama hackerlar da bunları daha iyi buluyor. Diğeri, şimdi yazılım dünyası her gün güncellenen bir dünya. WordPress'te biz baktığımızda hemen hemen iki günde bir güncelleme geliyor. Bunlardan bir tanesini kritik olarak atlasanız siz bütün hosting firmasını etkileyebilecek bir zafiyete doğru yol açabiliyor. Bunların da koruması yok. Yani hosting firmalarının büyük bir çoğunluğu bunu bir
maliyet olarak gördüğünden dolayı korumayı tercih etmiyor. Ama işte 60 tane firmadan yaklaşık olarak 800'e yakın müşterisi etkilenebiliyor böyle bir hacking saldırısında. Ya da kullandıkları panelde bir zafiyet çıkıyor. Yani panel oranın giriş kapısı gibi C-panelde bir zafiyet çıktığında misal veriyorum. Dünyadaki 1 milyon tane site bundan direkt etkilenebiliyor. Şimdi bizim sektörün Türkiye'de ve dünyada yani siber güvenlik sektörünün en büyük eksikliği şu. Kötüler var bir tarafta. Yani kötü adamlar olarak tanımladığımız siyah şapkalılar var. Beyaz şapkalılar var. Beyaz şapkalıların varlık sebebi aslında bu siyah şapkalılar. Siyah şapkalıların sayısı mesela bir hacking forumuna girdiğinizde 300 bin, 400 bin üye görüyorsunuz. Güvenlik forumu mesela 10 yıllık bizim modere ettiğimiz bir güvenlik forumu listesi var. 10 yılda ulaştığımız sayı 3 bin. Yani aradaki dengesizliği gördüğünüzde inanılmaz bir insan kaynağı ihtiyacı var. Yani biz Bilgi Güvenliği Akademisi olarak bunun eğitimlerini veriyoruz. Bankalardan, özellikle büyük kurumlardan çok fazla yetişmeye hazır eleman, bakın yetişmiş eleman bile değil, yetişmeye hazır eleman talebinde bulunuyorlar. Sektörden bulamıyorsunuz böyle insanları. Halbuki çok zevkli. Yani beni bu sektörün içerisinde tutan tek şey dinamik. Ben gazeteci olacaktım. Yani küçüklüğümde, üniversiteye girdiğimde evet ben gazeteci olacağım diye girdim. Küçükken bütün kahveleri dolaşırdım. Gazeteleri toparlardım, böyle köşe yazılarını okurdum. İşte kendime göre bir şeyler yapardım. Sonra üniversiteye girdiğimde bilgisayar mühendisliğinde böyle bir alanı gördüm ve bıraktım yani o tarafı. Hani ruhumda vardır ama oradaki mesela gazetecilik ruhu bana burada acayip faydalı oldu. Yani araştırma, biraz böyle fazla okuma, olduğu gibi bir şeyleri kabullenmeme özelliği varsa bir insanın, farklı düşünebilme yeteneği varsa bu sektöre çok başarılı olur. Yani üniversite şart değil. Mesela bizde çalışan arkadaşları, BGA olarak 25'e yakın çalışanımız var. Şüphesiz en başarılı alaylı olarak adlandırdığımız arkadaşlar. Yani bize şapka çıkartacak derecede bilgileri var. Çünkü 10 yaşından beri adam okumuş, dolaşmış. Yani internet o kadar açık bir ortam ki kendini geliştirmek isteyen meraklı birine her türlü faydası oluyor. Ben gençlere özellikle burada hani şunu söylemek istiyorum. Bu yola girdiklerinde bir siyah şapkalı tarafına gitmek var. Çok kolaydır. Ama bir müddet sonra orada bir bariyere tıkanırlar. Yani mutlaka bir yanlış yaparlar. Ama beyaz şapkalı tarafa yönelirlerse önleri çok açık. Yani Türkiye bana göre 2017-2019 yani o yıllarda siber güvenlikle ilgili altın çağını yaşayacak. Yani dünya şu an yaşıyor. Türkiye'de 2-3 sene sonra yaşayacağını düşünüyorum.